Diyelim ki Deniz sana evlenme teklif etti. Fatoş, atacağım kendimi camdan aşağı. Kızım hala orada mısın sen? Aman canım, hayal kurmak da mı yasak, Allah Allah. Diyelim Deniz sana evlenme teklif etti. Tamam mı? Seninki buna ne der? Benimki derken? Anlamamazlıktan gelme Nazlı. Seninki işte, Ferit'i diyorum. Öyle bir şey yok Fatoş. Benimki falan yok yani. Öyle bir kelime yok, evde yok. Çatlar çatlar, kesin çatlar. Ne işin var senin burada? İşe geri dönmeni rica etmeye geldim. Yeniden benimle çalışır mısın? Bulut'un sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön. İşe geri dönmemi mi istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Nazlı? Bulut? Bulut? İndirme beni. Ya indirsene. Yavaş, dikkatlice, yavaş. Bırak beni dayı. Sen de bırak. Bak Nazlı, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Burası senin evin mi? Evet, benim evim. Bak, bu da ev arkadaşım Fatoş. Merhaba Fatoş abla. Merhaba Bulut'cum. Sana evimizi gezdireyim mi, ister misin? Olur. Ama Nazlı'nın adresine de bakalım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi burada bekle, ben turistik gezimiz için çok eğlenceli bir araç getireceğim, tamam mı? Ne getirecek? Sürpriz. Ta-ta! Hoppa! Evet, sıkı duralım. Nazlı Fatoş Residence turu başlıyor. Woo! Evet, biz Ferit'le evlilikten dönmüş olabiliriz. Ama en azından dost kalabilirdik. Ferit bunu beceremedi. Bak sen benim ablamsın ama... Ama Ferit'e hak veriyorum diyeceksin değil mi? Hakan'la olan ilişkiniz o kadar hızlı gelişti ki... hepimiz bunun tepkisel bir şey olduğunu düşündük. Neden? Çünkü Demet Ferit'ten başkasına aşık olamaz diye mi? Yoksa... Hakan'ı şeytan olarak gördüğünüz için mi? Ya da ikisi birden mi? Ya Deniz... Hepsi sizin ön yargılarınız olmuş olamaz mı? Ben bir kahve içeceğim. Sen de ister misin? Tazeleriz kahvelerimizi hem. Geçmişi konuşmayız. Dediğim gibi Bulut kazadan sonra bambaşka bir çocuk oldu. Değişti. Çok hırçın. Bir isteği diğerini tutmuyor, inatçı. Yaşadıkları kolay şey değil. Evet. Bu yüzden senin gibi birinin yardımı lazım. Bulut seni seviyor, sana güveniyor. Tekrar bizimle çalışırsan çok sevinirim. Ben de Bulut'u çok seviyorum. Üzülmesini asla istemem. Ama daha önceki tavırlarınız aklıma geldikçe açıkçası emin olamıyorum bir türlü. Nazlı, bu profesyonel bir iş teklifi. Eğer yeterince profesyonel olamayacağını düşünüyorsan... Ben bundan önceki bütün işlerimde yeterince profesyoneldim Ferit Bey. Bence sizin profesyonellik anlayışınızı bir sorgulamak lazım. Bak, kavga etmeye gelmedim. Bulut'un yardıma ihtiyacı var. Benim de. Eskiyi unutamaz mıyız? Unutabiliriz. Buyurun. Teklifimi duydun. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Ne kadar sana ihtiyacımız olsa da sana yalvaracak değil. Cevabını bekliyorum. Tamam, kabul ediyorum. Deniz, ben Bulut'u düzenli olarak görmek istiyorum.
Peki? Yani Bulut beni tanısın. Halası olarak yanında olayım istiyorum. Abimle... Meğer ne kadar az zamanımız varmış. Şimdi anlıyorum tabii. Bak, artık Demir yok. İstesem de onunla vakit geçiremem. Ferit abiyle de bir konuşurum. Ne? Ferit'le mi konuşacaksın? Ya Deniz, öz be öz yeğenimi görmek için Ferit'ten mi izin alacakmışım ben? Hayır, şu an nasıl benim fikrimi alıyorsan onun da fikrini soralım diyorum. Bulut sonuçta onda kalıyor. Ferit yüzünden yıllarca aileme hasret kaldım. Senin kardeşin benim. Ferit değil, yeğenimden de beni uzak tutmasına izin vermeyeceğim. Şu an geçmişi hiç değişmeyelim bence, hiç sırası değil. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu falan tartışmak istemiyorum şu an. Hem Bulut yeni bir travma atlatıyor. Yıllarca görmediği halasını böyle birden pat diye karşısında görürse iyi olmayabilir. Biraz sabret. Peki, tamam, her şeyi konuştuk ama geceleri bir süre bizimle kalman gerekecek. Gece. Sizinle. Kendine ait bir odan olacak. Bulut hala bazı geceler kabus görüyor. Ben işim yüzünden eve geç gelebilirim. Belki uyumasında yardımcı olabilirsin. Yani Bulut'un da seveceği yeni bir hemşire bulana kadar. Olur. Kabul ediyorum, kalırım. Yeni bir hemşire ayarlayınca istersen yalnızca gündüzleri gelirsin. Tamam. Tamam o zaman. Peki o zaman. Biz geldik. Değil mi? Senin ağzının odasında bir şey göstereceğim. Bulut'cum geç olmasın şimdi. Biz evimize gidelim, sen bana yolda anlatırsın, olur mu? Dayı ne olur biraz daha kalalım. Bulut'cum rahatsız etmeyelim şimdi insanları. Nasıl rahatsız olmaz ki? Olmazsın değil mi Nazlı? Buyurun. Dayı bak, bu da Nazlı'nın şans kedisiymiş. Pek güzelmiş. Nazlı Hanım'ın profesyonelliğini bir kez daha takdir ettim. İş yerinde hiç böyle dağınık değil. Dayı, biliyor musun şu yazıyı Nazlı okuyabiliyormuş. Ne yazıyor Nazlı orada? Orada Japonca bir atasözü yazıyor. Diyor ki, şans yemek artığındadır. Yemek artığında mıdır? Yani Japonlar demek istemiş ki, şansın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi bakalım Bulut'cum, bu kadar gezi yeter. Evimize dönelim artık. Ya dayı ne olur biraz daha kalsaydık, hemen eve gitmeyelim. Bulut'cum. Bulut, sen şimdi git, ben yarın geleceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Kabul ettin mi? Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten. Yaşasın! Ya.